muhabbet kuşlarını çok seviyoruz ama aralarında özellikle çok sevdiğimiz renk çeşitleri var. Renkler kişiden kişiye, zevkten zevke göre değişse de albinolar, lüsinolar, kremiolar yani inolar bizim canlarımız. Çoğu insan onları çok seviyor. Şimdi size bu tarz kırmızı gözlü kuşları, düz renkli, lekesiz kuşları nasıl üretiriz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar ufak ufak. Şimdi size bir kağıt üstünde anlatmaya çalışayım ufak tefek. Oradan daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Aslında bu anlatacaklarım temel bildiğimiz lise biyolojisi. Ama belki unutmuş, bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar anlatacağım. Şimdi şöyle İ harfi inolar yani albino, lütino ve kremio için kullanıyorum bu harfi. Bir de N olsun. N harfi de normal siyah göz renkli bir muhabbet kuşu olsun. Eğer arkadaşlar siz mantıken şöyle bahsedeyim size. İno ile normali eşlerseniz 50-50 gibi yavru alacağınızı zannedersiniz. Mesela İno ile normal muhabbet kuşunu eşlediniz. Bunların yavruları aslında mesela 5 tane, 4 tane yavrumuz olsun. Sizin hayal ettiğiniz şu. İno normal. İno normal. Böyle olmuyor arkadaşlar bu. Bunun birçok değişkeni var. Ama genelde şöyle oluyor. İno normal. Bu da şanslıysanız yani bu kuştan kuşa da değişmek de normal 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 İno. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu da şanslıysanız bir tane İno denk geliyor. Yoksa hepsi normal oluyor. Normal çünkü daha baskın bir gen. İnoların fiyatının yüksek olmasının sebebi de bu arkadaşlar. Şimdi nasıl bazılarında hepsi ino çıkıyor ya da iki tane normal muhabbet kuşundan bende de olduğu gibi nasıl ino çıkabiliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Nasıl inolar çıkabiliyor şöyle? Bu tablo nasıl olabiliyor? Bu mümkün mü? Bu çok zor. Bu belki en olası olmayan tablodur. Hani illaki normal muhabbet kuşları daha ağırlıklı olur. Ben de yakın yani ikisi birbirine yakın. Bu da çok değişik. Şimdi bunu olayını anlatacağım. Şimdi siz sadece anne babaya bakıyorsunuz ama burada dede faktörü büyük büyük akrabaların faktörü de çok önemli yani. Eğer bu kuş İno ve İno'nun yavrusu bir tane normal muhabbet kuşu olsun. Şuradaki normali buradaki normal olsun. Hadi buradaki de İno'nun yavrusu normal olsun. Şimdi bunların geninde durmadan bir ino var. Aslında bunların normal olması biraz farklı ama normallik baskın bir gen olduğu için böyle bir tablo çıkabilir. Hani bu şaşırılacak bir şey değil. Tıpkı kahverengi gözlü anne, kahverengi gözlü babanın mavi gözlü çocukları olması gibi. Çünkü dedesinde falan mavi göz olabiliyor. Şimdi şunları unutalım şimdilik. Şimdi ben size ino muhabbet kuşu nasıl elde edilir bundan bahsedeceğim. Bir tane ino bir muhabbet kuşu aldınız. Albino, lütino, kremio herhangi biri olabilir. Bunun öncelikle anne babasının da ino olması lazım. Hem de her ikisinin. Ha, teki ino olsa veya hiçbir ino olmasa da kendi ino olursa yavrusu ino olabilir. Ama yavru sayısındaki ino oranı azalır. Sonra ino çıkma oranı azalır. Belki hiç çıkmayabilir. Ama siz bu tabloda mutlaka bir ino elde edersiniz. İno annenin, ino babanın yavrusu olan inodan bir yavru alırsanız ki bunun eşi de aynı şekilde ino olacak. Siz ino bir muhabbet kuşu elde edersiniz arkadaşlar. Bu kesindir yani. Bunu şaşmaz. Ama şans eseri annesi babasından biri ino değil normal mesela. Kendisi ino. Gene ino elde edersiniz ama bu oran mesela %25 olur, %20 olur. Ama dediğim gibi %100 olması için mükemmel koşullar sağlanması lazım. Belki hani ilk kuştan bugüne kadar hiç soyunda normal muhabbet kuşu olmaması lazım ki bu çok zor yani belki bu yurt dışındaki üreticilerde falan vardır.
Siz eğer bir kuşu, bu inolar için de aslında geçerli değil. Mesela rainbow R diye gösterelim. Eşlerseniz hepsi rainbow olmuyor. Kimisi spangle oluyor. Çünkü rainbow spangle'den elde ediliyor. Bu şekilde anne babadan ziyade dedelere, diğer akrabalara bakmak gerekmekte. Burada da bileziğin önemi devreye giriyor. Yani bilezik olmadan siz nereden bileceksiniz? Kimin yavrusunu bırakın, kimin torunu? O yüzden kuşlarınızda bilezik kullanırsanız neyle neye eşlemeniz gerektiğini, bu kimin yavrusu? Çok kuşu olmayan arkadaşlar belki bu kadar sıkıntı çekmez ama çok kuşu olmayan arkadaşlar belki bu kadar sıkıntı çekmez ama büyük kümeslerdekilerin yapması gereken şey, yoksa onu ona atarsınız. Şansınıza birkaç ino denk gelebilir. Ama tam anlamıyla, hani diyor ya kuşçu, çipetpet diyen kuşçu, lezzetli çipetpet değil. Bu da lezzetli ino olmaz. Gerçekten bütün yavruların ino olduğu kümesler olabiliyor. Sırf bunun üstüne çalışmalar yapmış. Oturup araştırmalar yapmış. Tanıdığım abilerim var. Yani bu şekilde. Eğer aklınızda herhangi bir soru takılırsa bunlarla ilgili, size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu da beğendiyseniz arkadaşlar, like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.